وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Cümleden hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Burada biraz soru var da onlardan başlayalım. Sorusu olan varsa inşallah sohbetten sonra namada cevap verelim. İyi mi? Büyüklerimizin "Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etme zamanına kadar bizi emanette emin kıl" şeklinde dua ettiklerini görüyoruz. Emanetten maksat sadece can mıdır? Vazifelerimiz ve muhatap olduklarımız açısından kısacası iman, hizmeti zaviyesinden emanet tabirini değerlendirir misiniz? Demiş bir kardeşimiz. Burada emanetten kasıt can değildir. Hani Haşr suresinin son ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelil لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz diyor Allah-u Teala Kur'an'ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, o dağ Kur'an'ın azametinden paramparça olmuş görürdünüz. İnsanoğlu ne kadar gafiliz. Allah o emanetten kastı kulluk vazifesi. Hani Zariyat suresi 56. ayetinde belirttiği gibi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah-u Teala. Bu emanet tüm dağlara, taşlara, tüm mahlukata teklif edildi de hiçbiri onu yüklenemedi, o sorumluluğu. Allah diyor bak, kullar ne kadar düşüncesiz işte. Hemen kabul ettiler. Kabul ettik de o ezelde verdiğimiz söze ne kadar sadık kalıyoruz. Rabbim dileseydi hiç kimseyi dünyaya getirmeden o bir öğretmen öğrencisinin durumunu bilmez mi? Değil mi? Kaç alacağını aşağı yukarı bilir. Hiç yazılı yapmadan da not verir yani. Ama işte öğrenci, hocam ben yazılıya girseydim şu kadar alacaktım diye itiraz etmesin diye kağıdı önüne getiriyor. Allah kullarını dünyaya gönderdi ki o Elestü bi Rabbikum de kendine verdiğimiz söze ne kadar sadık kalacağız? Orada söz verdik şimdi. Ya Rabbi sen bizi dünyaya gönder. Biz sana kullukta yarışacağız diye. Fakat dünyanın geçici zevkleri bizi Rabbimizden alıkoydu. Bak Allah ne güzel buyuruyor. Ben kulumu kendim için, ondan gayrı her şeyi de kulum için yarattım diyor. Kainatta ne varsa insanın emrinde. Fakat kullarım beni bırakıp kendi için yaradılana yöneldi diyor. Allah muhafaza. Ya. Şimdi abdestsiz namazsız bir kula baktığın zaman hani insanlar diyor ki bak işte şu Rabbini unutmuş. Haşa biz kimiz de
Rabbimizi unutacağız. Allah onu unutmuş. Ne tehlikeli. Allah bir kulu unuttuysa onu kendine unutturur diyor. Onun yandığının resmidir Allah muhafaza. Yarın düşün, mahşerin dehşetli gününde Rabbin senden yönünü çevirirse, herkes sana destek olsa, dünyanın hazinelerini yığsan orada hiçbiri fayda eder mi? Hani Allah-u Teala Kur'an'da nasıl buyuruyor? Ananın kızdan, babanın oğlundan kaçacağı yer orası. Kimsenin diyor kimseye faydası olmayacak. Hani öyle derken tabi büyüklerin şefaati var da o büyüklerin izinden gitmeye gayret ettiysen var. Burada onlara kafa tutup düşmanlık beslediysen ne şefaat bekleyeceksin? Bir sürü mesleksiz insanlar çıkıyor televizyonda. Allah Resulü'nün hadisine bile itiraz etmem diyor. İnsanlar ona inanıyor. İşe baksın. Allah buyuruyor, seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım. Her şeyin yaratılış sebebi biricik Habibine sırtımızı dönüyoruz. Bak hele. O da diyor bir insan yanılabilir diyor. Nasıl bir şey öyle? Onun her sözü Allah'ın sözüdür. Ona kafa tutan Allah'a kafa tutmuştur. Allah'a kafa tutanın yarın ahirette hiç nasibi olmaz Allah muhafaza. Neyine güveniyorsun? Tarihe bir bak. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler. Akıbetlerine bak. Ya. Allah öyle bir Allah ki sonsuz rahmet sahibi olduğu gibi çok büyük azap sahibi de Allah muhafaza. Her şey onun muradında. Ne güzel buyuruyor bak, biz yaslanacağımız karlı dağları bırakıyoruz da varıp saman yığınına yaslanıyorsun. Bir kuluma diyor hayır murad edersem onun önüne hiçbir güç geçemez. Allah diyor bir kuluma da şer murad edersem ki ben şerri dilemem, kulum isterse başına veririm, onu da durduracak hiçbir güç yok. Hadi bakalım. Bak Amerika'daki fırtınalara. Nasıl? Dünyanın bir numarası değil mi teknoloji? Hadi bakalım teknolojini konuştur. Ne teknolojisi? Ya. Bir denizin kabarması, bir fırtına, her tarafı bir anda felç ediyor. Hadi bakalım. Ya. İşte ondan diyor Allah, Allah'ın ordusuna mağlubiyet yoktur diyor. O görünmez ordularıyla nasıl destek veriyor? Tarih de onun örnekleriyle dolu. Biz kime güvenip kime dayanıyoruz şimdi? Sevgimize, muhabbetimize bak. Hani geçen düşün, bir yılanla, affedersin, bir köpek kadar Allah Resulüne muhabbetimiz yok, onun dostlarına. Düşün, bir yılan Sevr mağarasında 600 yıl Efendimizin yolunu beklemiş toprak yalayarak. İsa Aleyhisselam'dan duydum da diyor, ya Resulallah senin buraya geleceğini, seni yurdundan çıkarttıklarında, bak bak da İncil'de yazıyor. İsa Aleyhisselam buyurdu ki diyor, ahir zaman sultanı Mekke'den Medine'ye giderken bu mağarada 3 gün kalacak dedi diyor. 600 yıldır gelmiş o mağarada Efendimizin yolunu bekliyor, işe baksın. Bir mübarek yüzünü göreyim diye.
Eshab-ı Kehf'in kıtmiri 309 yıl o sultanların kapısında gözünü kırpmadı diyor. 309 yıl. Böyle bir sultanları bulmuşum diyor. Kapılarında uyur kalırım da onlar da uyanır çeker gider de onlardan mahrum kalırım diye işe baksan. Onlar içeride Rabbimin lütfuyla tabii onda hikmet var. 309 yıl uyudular. O da 309 yıl gözümü kırpmadan bekledim diyor. Hani uyandıklarında ne kadar uyuduk diye birbirlerine sorduğunda biri dedi ki diyor herhalde bir gece uyuduk. Bak bak. Biri dedi ki diyor biraz bir geceyi geçti herhalde. Kıtmir dedi ki diyor 309 yıldır uyuyorsunuz. Allah Allah sen nereden bildin? Ben sizi kaybetme korkusuyla hiç gözümü kırpmadan diyor kapınızda bekliyorum. Muhabbete bak. Hani gönlümüzü bir yoklayalım. Allah ve Resulüne, onun varislerine, gönlümüzdeki muhabbete bak be. Bak bir olay dinledim de sevgi o işte yani hani Efendimizin bir seferden dönerken Ayşe validemizin bir gerdanlık olayını anlatmıştım hatırlarsanız. Beş vakit namazı Allah Resulü'nün ardında kılan o sahabeler nasıl münafık olanlar ortaya çıktı orada da. Şuna bak Hazreti Ebu Bekir'in bacanağının oğlu münafıklarının başını çekiyor. O da Medine'nin en fakiri geçimini Hazreti Ebu Bekir sağlıyor düşün. Allah'ın peygamberinin hanımına zina istinadında bulunuyor. Şuna bak. 8 tane ayet indi. Şuna bak. Nur suresi 11. ayetten sonra hesap et. Ayşe annemiz için. Efendimiz nasıl mahzun oldu diyor. Bir gün mescitte namazdan sonra düşün ağlıyor. Diyor ki beni bu hüznümden acımdan kim kurtaracak? Bak oradan genç bir sahabe ayağa kalktı diyor. Allah Resulü'nün gönlünün müteessir olması nasıl onu etkiliyor? Peygamber sevgisine bak. O münafıkların başını çekenin oğlu. Ya Resulallah. Seni böyle üzenlerin başını çeken benim babamdır. Müsaade buyur, kellesini sana getireyim diyor. Görüyor musun? Hep hani anlatıyoruz da. İşte emmine nasıl yapacaksın, dayına nasıl? Ne emmisi ne dayısı? Allah ve Resulünün sevgisinden öte sevgi mi var? Babası bak babası. Onu dünyaya getiren insan Allah Resulünü üzdü diye izin ver diyor. Gideyim kellesini önümüze getireyim. İşte sevgi bu. Teslimiyet bu yani insan olarak. Şimdi öyle bir soru var da akrabalarımızdan diyor yani yolumuza laf söylüyor. İşte şeyhimize laf söylüyor. Bizi incitiyor. Biz de onu kırmayalım diye nasıl davranmamalı? Neyi kırmıyorsun? Sen komşumu, akrabamı kırmayayım diye Allah ve Resulünü kırıyorsun. Komşun cenneti mi var seni cennetine koyacak ahirette? Seni severse. Nasıl laf söylüyor? Bak bak babamın kellesini getireyim diyor. Neden? Münafıklık yapıyor çünkü. Ya. Hep söylüyorum bak rahmetli hocam anlatırdı da bir diyor anne baba için iğne deliği kadar yer yok. Ona karşı gelmeye, kafa tutmaya. Onların hatırını sayacaksın. Bizim cennet sebebimiz anne babamız. Efendimiz buyuruyor ki annesinden babasından biri veya her ikisi yanında ihtiyarlayıp da
Cenneti kazanamayanın burnu yerlerde sürünsün diyor. Şuna baksın. Ya bizim cennetse ondan gayrı kimseye ha onlara saygısızlık edelim manasında değil. Eğer Allah ve Resulünün yoluna dil uzatıyorsa onun akrabalığının hiçbir hükmü yok. İşte Ebu Cehil de Allah Resulünün amcasıydı. Ebu Leheb de amcasıydı. Bak ikisi de cehennemi boyladı. Nasıl bir sevgi? Bizim ölçümüz Allah ve Resulü olacak. Bak Bedir'de Ebubekir Efendimiz kainatın sultanının yanında oğlu Abdullah Ebu Cehil'in safında diyor. İşe baksın. Babayla oğul karşı karşıya. Nasıl bir şey bu? Demek ki kan kardeşliğinin hiçbir hükmü yok diyor. Din kardeşliği önemli. Bak Ebubekir nasıl söylüyor. Diyorlar ki ya Ebubekir elhamdülillah hani öyle bir şey olmadı. Oğlu Abdullah da Müslüman oldu da oğlun Abdullah'la karşı karşıya gelseydin ne yapardın? Bak bak bir baba olarak. Vallahi diyor onu Allah için öldürmekten bir an geri durmazdım. Görüyor musun muhabbet? Ya. Biz de ile ayıp olmasın deyin. Tutturmuşuz bir illahı. Her şeyimizi ile göre ayarlıyor. Bir ananı babanı incitmeyeceksin. O Hristiyan da olsa diyor, kiliseye gitse, gideyim dese götürmeyeceksin de, benim dönmeye dermanım yok, gel beni götür dese gidip sırtında evine getireceksin diyor. Hristiyan bile olsa babana yapacağın bir şey yok, ona hürmetini yapacaksın. Ha hürmet et derken Allah'ın emrine muhalif sana bir şey emrederse onu yapmayacaksın da, onu incitmeyeceksin diyor. Müslüman elhamdülillah. Hem kibar hem saygılı. Yolumuz edep yolu. Karıncayı da incitmeyeceğiz de. Hani ayette ne güzel diyor Müslümanlara bak. Allah tarif ederken birbirlerine karşı nasıl yumuşak ve muhabbetli. Kafirlere karşı şiddetli. Allah'a düşman olanlar bizim de düşmanımız. Neyin olursa olsun hiç kıymeti yok. İşte böyle şeyler de meydana çıkıyor. Bilemiyorsun ki nasıl insanların gönlünü. Beş vakit namazı Allah Resulü'nün ardında kılan insanlar bak nasıl münafıklar ortaya çıktı o zaman. Allah sizi imtihan eder diyor öyle. Başıboş bırakılacağınızı mı zannettiniz? Ya. Onun için Allah sadakat istiyor. Sevginde samimiyet istiyor. Bak samimiyet o. 600 yıl toprakları yalayarak Allah Resulü'nün bir cemalini göreyim diye yılanın muhabbetine bak. Ya. Yalan dünyanın hayatı nedir ki bak? Diyelim 30 yaşındayız, 40 yaşındayız, kimimiz 50 yaşındayız. Bir geriye dönüp bakalım. Böyle 30 dakika kadar, 50 saniye kadar geliyor mu hayatın? Yarın işte bir bakacaksın. Azrail karşına dikilmiş. Allah için olarak vay anasını nasıl geçti? 1000 yıl yaşadı Nuh Aleyhisselam düşün. 1000 yıl. Sarığını diyor şöyle bir çevirdi diyor. Aa 1000 yıl geçti dedi diyor işe baksın. Ya. Bir imtihandayız. Önemli olan ebedi saadet yurdu cennete kavuşmaktır Rabbimizin rızasıyla.
Gurbetteyiz burada bak. Hepimiz cennetteydik değil mi? Adem babamız. Allah kulumu diyor ben cennetim için yarattım. Bak Adem Aleyhisselam'ı yarattı cennete koydu. Bak şimdi dünyaya indirdi. Biz tekrar o yurdumuzu kazanmanın derdine düşeceğiz. Nasıl? İşte onu da Allah bize göstermiş. Kitabını indirmiş, peygamberini yollamış. Bunlara uyarsan diyor, tamamsın. Ama geçici menfaatler bizi nasıl gözümüzü boyuyor öyle. Bak adam, hani zaman zaman örnek veriyorum da öyle denk geliyor. 12 dönüm fındık bahçesi için kardeşine, karısına, yeğenlerine kıydı. Bak hele 4 kişi, 12 dönüm. Şimdi içeride ömrün çürüyecek. O tarlanın sana bir faydası var mı? Hırsı görüyor musun? Dünya hırsı. Birazcık Allah korkusu olsa değil 12 dönüm dünyanın tapusunu üstüne versen onun saçının teline kıyamaz. O minicik yavrulara nasıl kurşun sıkıyorsun sen bak hele. Yani ömrün hapiste geçecek. O tarlanın da bir faydasını göremeyeceksin. Geçen hani onu yine bir örnek verdim ya haberlerde şuna bak. İki kardeş diyor iki tane daire almış babasından kalan maldan. Biri 90 bin liraya diyor düştü bak daire biri de 100 bin lira. Birininki 10 bin lira fazla yani nedir belki 2-3 metrekare fazla bak. Ne fark eder? Sen 10 bin lira benden fazla evde oturuyorsun diye kardeşini öldürdü. Şuna bak ana baba bir kardeş. Ondan sonra gitti şimdi 10 bin lira farklı evde ona yar olmadı. Hapishanede ömrünü çürütecek. Nasıl bir hırs görüyor musun Allah muhafaza? Ya. Şeytanın atına bindiğin zaman akıbete bak. Nasıl bu azgın nefsimizi düzene koyabileceğiz? İşte bir peygamber varisi bir sultanın meclisine gelip ona gönlümüzü teslim edeceğiz ki o nefsimiz terbiye olsun. Yoksa kendi kendine bu iş olmaz yani. O melekler gibi oluyor. O sultanların manevi terbiyesine giren insanlar. Bak, evinde huzuru, mutluluğu da bir değişiyor. Neden? Biz dinimizi bilmiyoruz. Peygamberimizi bilmiyoruz. Çocuğumuza nasıl davranacağız? Eşimize nasıl davranacağız? Nasılsa hitap edeceğiz? Dinimizden haberimiz yok ki. Önümüzdeki Allah-u Teala'nın o sizin için en güzel örnek dediği sultanı tanımıyoruz. O nasıl davrandıysa biz de öyle. İşte şu yola girdikten sonra o güzellikleri nefsinde yaşayınca bak kazancında bereketleniyor. Allah vücuduna sağlık veriyor. Neden? Bir kulum diyor verdiğim nimeti benim yolumda sarf ederse onun şükrünü eda ederse ben onu ziyadeleştiririm diyor. Sen şu saatlerini bak. Allah rızası için burada harcarsan Mevla vücuduna nasıl sıhhat verir? Yuvana nasıl huzur verir? Neden? Kendini Allah Resulüne benzetince o yerde huzur olmaz mı? Ya. Ama biz şimdi onu bilmeyince hanıma öyle iki tane çalmayı öyle adam bak hele hanımına oğlum diye çağırıyor. Onu baba etlik zannediyor. Senden korkarak sana hürmet eden hanımdan ne hayır gelir? Seni sevsin işte Allah da bizim için öyle. Yıllarca öyle cahil hocalar cehennemine korkutmuş. Aman bizi yakmasın diye Allah'tan korkuyoruz. Bak hele. O senin Rabbin. Seni cennetim için yarattım diyor. O bir sevgiliyi nasıl sevgilisi incitmekten değil mi? İmtina eder. Allah da bizim için en güzel sevgili bizim Rabbimiz. Biz onun emrine itaat ederek
Rabbimizi incitmeyelim diye o gayretin içinde olacağız. O senden razı olunca zaten cehenneminden azat eder, cennetine dahil eder. Yani Yunus'un dediği gibi öyle cennetine cehennemine bir işin yok ki. Cennet cennet dedikleri diyor. Bir köşk birkaç huri. Onu isteyene ver. Bana seni gerek diyor. Yunus ne güzel söylüyor. Rabbimizin rızasını kazanmaya bakalım. Dinimiz sevgi dini elhamdülillah. Nasıl Efendimiz o vahşi topluluğu sahabe gibi evliyalar topluluğuna çevirdi? Sevgiyle bak, Allah ayette buyuruyor ki sen onlara öyle yumuşak davranmasaydın etrafından dağılır giderlerdi diyor. Nasıl öyle muhabbetinden bağrına bastı? Diri diri yavrusunu toprağa gömen o sahabe konakladığı yerde üstüne konan karıncayı geri dönüp yerine bırakacak hale geldi. İşe bak sen. Ya. Hazreti Ömer diyor ki mübarek Allah'ın aslanı bak. İki şey var ki aklıma geldikçe birine ağlarım, birine gülerim. Helvadan diyor put yapardık. İşe bak yola giderken. Ona tapardık diyor. Yolda acıkınca putu yerdik diyor. Nasıl öyle Tanrı yenir mi? Akılsızlığı görüyor musun? O diyor aklıma geldikçe gülerim halime. Kız çocuğumu ellerimle toprağa gömdüm de öyle canlı canlı. O düşün toprağa gömerken toprağı kazıyor ya. Sakalıma sıçrayan toprakları temizliyordu diyor. Babacığım sakalın toprak oldu diye. O diyor gözümün önüne geldikçe çok ağlarım. O parmağımı nasıl tuttu minicik elleriyle diyor. Bırakma beni babacığım deyin. Öyle ittirerek onu diyor üstüne toprağa attım canlı canlı. Allah muhafaza görüyor musun? Şimdi bu Ömer'den Basra'da bir kurt bir kuzuyu yerse Allah o Ömer'den onun hesabını sorar diyen yufka yürekli bir Ömer çıktı ortaya işe baksan. Nasıl işte? İslam sevgisiyle elhamdülillah. Dinin hakikatini öğrenerek. Nasıl öğreneceğiz? İşte Allah vaat ediyor. Dünyada kimin ardına düştüyseniz yarın onlarla haşr olacaksınız. Şeytan diyor ateşten bir kürsünün üstünde oturacak. Ona uyup da yarın ateşi boylayacaklar. Hep etrafına toplanacak diyor. Ona levmedecek, kötü söz söyleyecek. Sen kendini de yaktın, bizi de yaktın. Bizi yanlış yola sevk ettin. Bak bak onun verdiği cevaba bak. Beni gördünüz mü diyecek diyor. Hayır hiç görmedik. Peygamberleri, evliyaları gördünüz mü? Gördük. Gördüğünüze inanmadınız, görmediğinize inandınız. Ben size sadece kulağınıza fısıldadım diyecek diyor. Sizin de nefsinize hoş geldi, hemen sözümü dinlediniz. Buyurun beraberce cehenneme, bana kötü söz söylemeye hiç hakkınız yok diyecek diyor. Kur'an önümüzde değil miydi? Hiç bir kere açıp bakmaya gerek duyuyor mu bak hele? Neye ihtiyaç var? Seni yoktan yaradan Rabbin senin için ne diyor acaba? Hiç merak ediyor muyuz? Askerde değil mi? Çoğumuzun başına gelmiştir. Ben çok şahit oldum da. Nişanlı askerler oluyor. Düşün nöbetinde orada hiçbir şey yapmaması lazım. Miğferi bir tarafa koymuş, tüfeğe bir tarafa dayamış. Orada belki nöbet subayı gelse mahkemeye verecek, askerliği yanacak. Onu göze alıyor, nişanlısından mektup gelmiş. Nasıl arada derede okuyor? Acaba nişanlım benim için ne diyor? Bak bak. Görüyor musun? Gözü karalı. Her cezayı göze alıyor. Hiç seni yaradan da senin için ne dedi? Hiç merak ediyor muyuz biz?
Ayşe'nin, Fatma'nın mektubu kadar kıymeti yok haşa Kur'an'ın. Hiç açıp bakmayız ya. Ya Allah muhafaza. Ondan sonra biz Müslüman değil miyiz diyor. Haşa sana Müslüman değilsin demiyor ki. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demeyle iş bitmiyor ki. Bak Allah Resulü ne güzel buyuruyor. Müslüman oldum demeyin diyor. İslam olduk deyin. Müslümanlık öyle kolay mı? Bir hayat nizamı İslam. Hocam diyor sen benim kalbime bak diyor. Namaz kılmıyorum işte örtünmüyorum da mesela bir bacımız çıkıyor. Nasıl senin kalbin? Allah'a kava tutuyorsun. Emrini dinlemiyorsun. Hiç sirke dolu bir küpten çatlağından dışarı bal sızar mı? İçinde ne varsa o sızar. Sen için sirke dolu, dışından bal sızıyor diyorsun. Olacak iş mi? Küpün içinde bal olsa bal sızar çatlağından. Hiçbir yerinden belli mi? Kalbin temiz olduğu, nasıl temizlik o? Seni Yaradan'a bir sadakatin yoksa nasıl bir temizlik o? Yarın göreceğim burada öyle kafa tutanların hali. Yerin altı eyvah diyenlerle dolu diyor ama iş işten geçti. Bak burada bir şansımız var elhamdülillah. Yarın mahşerin dehşetli gününde o durumu görenler nasıl secdeye kapanacak diyor aman ya Rabbi. Bize bir mühlet ver de dünyaya tekrar göndersen başımızı secdeden kaldırmayacağız. Sana ibadet edelim. Allah kullarını bilmez mi? Gönderse iki gün sonra yine aynı duruma dönecek. Bak farz et. Zaman zaman söylüyorum da elhamdülillah. Mahşerin dehşetini yaşadık. Biz de öyle bir müsaade istedik. Bak Rabbimiz de gönderdi. Hepimiz de bak. Yaşlarımız daha değil mi? Allah hayırlı ömür versin cümlenize. Amin. Farz et elimiz işte böyle bir fırsat var. Ya zaten o noktayı gördükten sonra işin bitti. Hiçbir şansın yok da Allah Kur'an'da açıklıyor işte tüm olacakları. Bunu yapacaksınız. Bu istekte bulunacaksınız diyor ama orada artık bir dönüş yok. Farz et işte bizi uyarıyor elhamdülillah. Bunu değerlendirelim inşallah. Ne zararımız var? Yine kârdasın yani. Dünyadayken cenneti yaşıyorsun elhamdülillah. Allah'ın emrine uyup da zarar eden kimse var mı? Çünkü Allah kulunun kötülüğünü istemiyor ki. Onun iyiliğini istiyor. Bir baba evladının hiç kötülüğünü ister mi? Sen bir insan iken ne kadar enteresan. Bir genç böyle günahkar hoca efendiye diyor ki, hocam diyor benim çok günahım var. Allah hiç beni affeder mi? Benim işim bitik. Bak bak. Hoca efendi diyor ki babana karşı kaç sefer sen hata yaptın, o seni kaç sefer affetti? O diyor kaç yüz kaç bin. Bin sefer hata yaptım babam gene bin sefer affetti diyor. Onun kalbine o merhameti koyan diyor. Onu ya onda öyle merhamet varsa onu yaradandaki merhamet nasıl ki seni hiç affetmez mi diyor ona yönelsen? Bak bak. Ya değil mi? Hani Efendimiz böyle bir savaşta bir kadın diyor çocuğunu kaybetmiş de düşün esir düşmüş. Onu öyle o hengamede nasıl sağa sola saldırıyor yavrum diye. Çocuğunu diyor buldu diyor o arada hemen nasıl bir köşeye çekildi. Çocuğunu emziriyor böyle şefkatle bağrına bastı diyor. Bak Efendimiz buyurdu ki şu anne şu yavrusunu eliyle hiç ateşe atar mı? Ya Resulallah hiç öyle şey olur mu? Şu merhametine bak esir olduğu halde. O hiç yavrusunu ateşe atar mı? Ona gözü keser mi? İşte Allah da diyor kullarına o annenin yavrusuna merhametinden 70 kat daha merhametli. Kendi diyor bak
Ben kulumu ateşte yakmak için yaratmadım. Onu cennetim için yarat. Fakat biz cehenneme gitmeye zorluyoruz Allah muhafaza. Bak Allah ne güzel, bu diyor seni cennete götürür. Rabbim gönlümüze hidayet versin inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah yarısı ateşten, yarısı kardan bir melek yarattı. O melek her zaman şöyle dua eder. Allah'ım karla ateşi birbirine nasıl ülfet ettirdiysen, salih kullarının kalplerini de birbirine öyle ülfet ettir. Böyle bir meleği yaratıp o meleğe bu duayı öğreten Mevla'nın salih kalplerin ülfetiyle murad ettiği nedir? Hani Allah-u Teala hadis-i kutsi'de işte methetti, dünyada benim rızam için birbirini seven kullar dedi, işte o salih kullar. Ali İmran suresinde de ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ya, salihlerle beraber olun. Kim o salihler? Bak Allah Resulü'nün Miraç'ta Allah'ın kendisine selam verdiği zaman, ya Rabbi senin selamın, rahmetin benim üzerime olduğu gibi salih kulların da üzerine olsun. Kim o salih kullar? Ezelden Allah'a verdiği sözde sadakat gösterenler. Onlarda nasıl bir gönül var da onu anlayacak, tartacak bizde nasıl terazi var? Tarikatlar, dergahlar okul gibidir diyor. Dergaha her geleni derviş sanma. Okula her gelen mezun olabiliyor mu? Birçokları dökülüyor, kaydı siliniyor. Niceleri de diyor tam teslim olamadığından edepsizlik gösterip yarı yolda o sultanların huzurundan mahrum kalır diyor. Ya. Allah muhafaza işte. Bu uzun soluklu bir dolmuş gibi. Değil mi? Nasıl mesela çarşıdan Seyyid Burhanettin Hazretleri oradan bir dolmuş kalkıyor belsine. Orada binen son durakta iniyor mu? Bir sürü yolda inenler de var. Tekrar binen var. Bu yol da böyle. O sultanın peşine takılıp da Rabbim dünyada ahirette ayırmasın inşallah. Son durak cennete kadar giden de olacak. Yarı yolda inenler de olacak diyor işte. Aklını önde tutup. Böyle bizzat Kenan Rifai Hazretleri'nin dergahına varmış da böyle çok metini duyarmış İstanbul'da. Girmiş hiçbir şey gözü tutmadı diyor içeride. Mübareğin ne sözleri, ne sağda solda gördükleri. Bir tane öyle saksının içinde bir menekşe çiçeği görmüş. Ondan böyle çok haz duymuş, sevmiş. Çıkmış gidiyor diyor. Şimdi evin dışında arkadaşına diyormuş ki, ya bu dervişte siz ne buluyorsunuz? Bu kadar sevecek. Hiçbir şey benim hoşuma gitmedi. Bir tane şu içerideki menekşeyi sevdim. Ondan güzel hiçbir şey yok içeride dedi diyor. Daha sözünü bitirmeden içeriden bir derviş koşarak geldi diyor. Efendim bunu şeyhimiz size yolladı. O kardeşimizin gözü hiçbir şey tutmadı da o menekşeyi sevdi. Onu ona hediye edelim dedi diyor. Bak bak. Nasıl içeri koştu diyor, o sultanın ayaklarına kapandı. Efendim beni affedin. Beni talebeliğe kabul edin dedi diyor. Onlar nasıl senin gönlüne vakıf da hangi gözünle onu görüp de tartacaksın? Bak bak nasıl arkasından yolluyor. Hiçbir şey diyor hoşuna gitmedi de tek menekşeyi sevdi. Onu da kardeşimize hediye edelim diye peşinden yolluyor, işe baksın. Ya. Allah nasıl bir lütuf sahibi ki işe baksın.
onun yolunda gayret sarf eden, sevap işlemek için güzel ameller işleyen kulu bir tarafa, günah işleyen, hata yapan insanların bile o hatasını, günahını rahmete çeviriyor, işe baksın. Bak şimdi bir örnek vereceğim, hayret edeceğim. Diyeceksin ki, hocam güzel bir hareket yapınca mükafat var da, affedersin, yanlış edepsizlik yapınca da mükafat olur mu? Bak nasıl bir mükafat oluyor, işe baksın. Yeter ki işte kimin yanında olduğun ne kadar önemli, bir de niyetlere bak. Allah nasıl gönüllere bakıyor? Âl-i İmrân suresi 134. ayetinde bak Allah-u Teala buyuruyor ki, darlıkta ve bollukta onlar infak ederler, insanlara yardım ederler, öfkesini yutarlar, insanları bağışlarlar, onlara ihsanda bulunurlar. Bak bak. Hazreti Hüseyin Efendimizin bir kölesi varmış da böyle çocuklarıyla, ailesiyle yemek yerken böyle sıcak çorbayı mübareğin üstüne döktü diyor birden yanlışlığıyla. Bak köle. Hazreti Hüseyin nasıl sinirlendi diyor, böyle hiddetli baktı diyor kölenin yüzüne. Tabii onlar bak bir şey demez de o kadar bir bakış. Köle hemen o ayeti okudu diyor, işe baksan bak. Bir de bilgili olmanın mükafatını görüyor musun? Bak yaptığı yanlışa bak, akıbetindeki mükafata bak. Onlar öfkelerini yutarlar ayetini okudu hemen diyor. O Âl-i İmrân suresinin 134. ayetinde. Hazreti Hüseyin dedi ki diyor, tamam öfkemi yuttum dedi diyor. Bak. Hemen peşindeki ayeti okudu diyor. Onlar insanları bağışlarlar. Tamam diyor, seni bağışladım. Bak bak. Hemen peşinden onlar ihsanda da bulunurlar. Bak bak. Hem bağışlıyor, bir de ihsan ne demek? Bir de iyilik yapacaksın. Seni azat ettim dedi diyor. Bak hele üstüne çorba döktü. Neticeye bak. Neden? O Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi dediği, onun terbiyesinde yetişen bir sultan. Bak bak yaptığı yanlış, hatalı bir davranıştan bile nasıl bir güzellik çıkıyor. Neden? İşte Allah'ın yolunu bilenlere nasıl böyle güzel. Ya onlar ne kadar mütevazi. Olaya bak. Ya Rabbim onların izinden bizi ayırmasın inşallah. Onlar o kadar gönülleri güzel kimseler ki bak Hazreti Ali Efendimiz'in bir olayı var da evde çocuklar diyor yiyeceksiz kalmış böyle. Hasan Hüseyin Efendimiz nasıl böyle babacığım bize çarşıdan bir şeyler al diye. Elinde bir 6 dirhem para var diyor. Başka hiç para yok. Çarşıya çıkıyor. O mübareklere bir şeyler alayım yiyecek diye. İki kişinin dövüştüğünü gördü diyor birbiriyle pazarda. Derdiniz ne dedi diyor. Biri diyor ki bundan benim 6 dirhem alacağım var. O da diyor ki ya Ali benim ödeyecek kudretim yok. Mühlet istiyorum. O da izin vermiyor. Mübarek bak hele çocukların rızkı onlara yiyecek alacağı 6 dirhemi alacaklıya verdi. Borçluyu onu sıkıntısından kurtardı diyor. Bir şey alamadan eve mahzun mahzun döndü. Nasıl? O iki mübarek dizlerine yapıştı. Babacığım biz çok acıktık. Ne getirdin? Bir şey yok. Son 6 dirhemi de oraya verdi. Bak Allah yolunda.
Onların ağlamasına dayanamadı diyor. Tekrar pazara çıktı, işe baksın. Allah ne kadar lütuf sahibi. Yolunda harcanan hiçbir şeyi o geri çevirmez. Baktı diyor öyle bir bedevi bir deveyi çekmiş getiriyor. Hazreti Ali Efendimiz'e selam verdi diyor. Ya Ali bu deveyi 100 dirheme satın alır mısın? Dedi ki diyor benim hiç deve alacak param yok. Son bir 6 dirhemim vardı onu da verdim. Olsun diyor şimdi para lüzum etmez diyor. Deveyi satınca bana parasını verirsin. Tamam dedi diyor 100 dirheme deveyi satın aldı diyor şuna bak. Çekip götürürken daha iki adım varmadan biri daha çıktı karşısında diyor. Yüzü peçeli hani bedeviler çölden geliyor ya onlar böyle yüzleri peçeli kim olduğunu bilmiyor. Ya Ali bu deveyi 300 dirheme bana satan mı dedi diyor. Hala birine bak 100 dirheme alın mı diyor. 300 dirheme bana satan mı? Sattım gitti diyor. 300 dirhem aldı diyor hemen şimdi öbürünü arıyor. Deveyi aldı bedeviyi. Çarşıyı alt üst etti bulamadı diyor. Neyse sonra karşılaşınca veririm dedi diyor. Nasıl kucağını yiyeceklerle doldurdu eve vardı böyle. Çocuklar bayram etti diyor. Biraz sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi diyor işe bak sen. İçeri bir nur doğdu ki o da güneş yüzüne. Yiyeceklerden ona da ikram ettiler. Ya Ali dedi diyor, sen ne güzel bir alışverişte bulundun. O deveyi sana satanla deveyi senden alan kim idi bildin mi? Allah ve Resulü bilir diyor işe bak. O deveyi sana 100 dirheme satan Cebrail Aleyhisselam'dı diyor. İnsan suretinde geldi. O da cennet develerinden bir deveydi. Bak bak. Senden satın alan da İsrafil Aleyhisselam'dı. Bak Allah kaç katı. Allah harcanan yere verir diyor. Kim benim yolumda bir şeyi harcarsa bak Allah vaat ediyor Kur'an'da. O onu Allah'a borç vermiştir. Kim de Allah'a borç verirse Allah onu zayi etmez. Misliyle katlayarak ona geri çeviririm diyor. Bak bir deneyin ne kadar yaşıyoruz böyle. Birine 100 lira versen hemen ertesi gün 200 lira geliyor. Bak hele iki katını Allah hemen sana gönderiyor. Vermezsen bir şey yok. Çünkü bak şu bardak sabahtan beri duruyor. Şimdi biri götürüp de su koyuyor mu? Değil mi? Dolu. Boşatsan şimdi onu içsem ben hemen bir kardeşim biri gider doldurur. Bak boşaldı ya. Verirsen yerine koyuyor. Doluyken orada duruyor. Bir şey yok. Bak bir deneyelim görelim ya. Kuluna itimat ediyoruz da senin yaradana itimadın yok mu? Misliyle diyor sana çeviririm diyor yani. Ya. Biz öyle zannediyoruz ki o sultanların gerçek hakikatını bir anlayabilsek o sultanların arkasında hizmet ederken öyle ufak tefek masraflar edip hizmet ediyoruz da öyle zannediyoruz ki o bu dergahın tüm yükünü ben çekiyorum. Bak şimdi şurada bir örnek vereceğim olaya baksın. Hani o sultanların kapısına gelenler eli boş dönmez diyor ya. Böyle ihtiyaç sahibi bir fakir vardı diyor çok borçlanmış. Borçlarını da ödeyecek bir durumu yok alacaklar sıkıştırıyor. Dediler ki diyor filan zata gidersen o senin ihtiyacını görür. O öyle bir sultan ki kapısına giden boş dönmez. Vardı diyor. Efendim vaziyet böyle böyle ben çok
Borcum var. Hani bir de diyoruz ya, onların halleri bizim bak zihnimizi nasıl zorluyor. Bir teslim olmayı becerebilsek de bir neticesini görsek hemen nasıl hopluyoruz, kafamıza yatmıyor ya. Mübarek dinledi diyor, o da zannediyor ki hemen böyle keseğinin altını verecek. Evladım dedi diyor, şurada benim bir çift eski ayakkabılarım var. Giyilemeyecek kadar eskidi. Onları al götür dedi diyor. Haydi. Adam neyin peşinde? Şimdi ne umdu ne buldu. Bir şey de diyemedi diyor orada, ben bu kadar borcum var, bana para lazım, bu eski ayakkabıları ne yapayım da diyemedi. Şimdi mübarek verdi ya diyor, aldı çantasına diyor. Mahzun mahzun dönüyor şimdi, işe bak, bir de ne kadar mesafeden gelmiş. Hanın birinde konakladı diyor o gece, işe bak. O mübareğin de çok zengin bir elmas tüccarı varmış. O da ticaretten geliyormuş, o da o konakta konaklamış, işe bak. Katırların üstünde elmas yüklü. O şimdi şeyhinin ayakkabısı var ya, onunla bak, o gönül gözü nasıl açık. Dedi ki diyor, burada şeyhimin kokusu var. Onun yanından gelen kimse var mı? O dedi diyor, ben gittiydim ya, gitmesek de olurmuştu. Ben böyle bir derdimi anlattıydım. O da bana diyor, bu eski ayakkabıları verdi. Bir sürü borcum var. Ben ne bekliyordum? Bu eski ayakkabı diyor, benim ne işime yarar? Şu katırın üstündeki mücevherleri sana versem diyor, o eski ayakkabıları bana verir mi? Bak bak. Biri kafa gözüyle bakıyor, biri gönül gözüyle aradaki farkı görüyor. Vermem mi diyor, benim bu ayakkabılar ne işime yarayacak? Bak bak. Hemen deniz tokuş yaptılar, o nasıl sevindi diyor. O mücevherleri sattı ki ne borç kaldı ne bir şey. Kendi de zenginledi. Bak, o talebesi geldi diyor dergaha böyle edebinen. O şeyhine yine ayakkabıları koydu diyor dergaha. Efendim, bir kardeşimize bunları hediye etmişsiniz. Ben de katırların üstündeki elmaslarla onları değiştirdim, ayakkabınızı tekrar size getirdim dedi diyor. Bak, mübareğin verdiği cevaba bak. Onları çok ucuz almışsın dedi diyor. Bak, o kadar elmas veriyor eski ayakkabıya. Hani orada ayakkabının bir ehemmiyeti yok da o şeyhinin ayağına giydiği ayakkabı deyin, onu yoldan çevirip bak hele elmaslarla alıyor. Onun şimdi Allah katındaki mükafatına derecesini görüyor musun? Hani diyor ki, bir Allah dostunun ardında 2 rekat namaz kılan peygamberin arkasında namaz kılmış gibidir. Ya. Sen ona yaptığın hizmet, Ebubekir nasıl Ebubekir oldu? Tüm servetini Allah Resulü'nün yolunda harcadı. Efendimiz öyle Medine'nin en zengini mi oldu onun servetiyle? Bak, kimin yolunda harcıyorsun? Allah yolunda. Nasıl bak? Allah'ı dost edinmeseydim Ebubekir'i edinirdim dediği bir makama geldi. Ya. Bak, Hazreti Osman'ın böyle bir olayı var da onlar ne kadar hassastı. Zannediyor musun ki o sultanın ardında harcayacağın 3 kuruşun hiç senin kaybın olacak. Sana misliyle nasıl döner? Böyle bir gün seferdelerken sahabe nasıl acıktı diyor, yiyecek bulamadı, böyle sıkıntıya girdi. Bak, Efendimiz diyor ki orada, Allah'a yemin ederim ki kısa bir süre sonra Allah sizi bir kulunun elinden rızıklandıracak. Seferde nasıl bak, açlık, kıtlık var böyle, bir şey de yok kervan. Bak, Hazreti Osman bu lafı duydu diyor. Buna bir şey de demiyor bak, Allah Resulü'nün sadece Allah sizi birinin elinden rızıklandıracak dedi diyor. Vallahi yemin ederim.
Hemen gitti bir kervanı satın aldı geldi diyor. Bak hele Allah Resulü'nün sözü yerde kalmasın diye. Böyle Allahu Alem o zaman düşün 60 develik bir kervan mı? Develeriyle beraber üstündeki yiyeceklerle orduya hibetti ya Resulallah. Allah senin sözünü yerde kor mu? Bak bak aldım geldim bu kıyamı unutma demiyor. Allah senin sözünü yerde kor mu? Bak 60 develik bir kervanı sana yolladı. Efendimiz nasıl dua etti orada diyor Hazreti Osman'a. Vallahi Osman'ın bundan sonra işleyeceği hiçbir günah ona zarar vermez dedi diyor. Şurada öyle bir iyilik yaptı ki. Görüyor musun? Rabbim onların gönlündeki güzellikleri bizlere de lütfetsin. Onların izinden bizi ayırmasın. Onların ahlakıyla bizleri ahlaklandırsın. O sultanlar Hazreti Allah Resulü'nün ardında bu güzellikleri kazandılar işte. Şuna bak hele. Bizde nasıl bir dünya sevgisi var. Selam vereceğimiz insana vaziyetine göre selam veriyoruz. Selam verirsek bir zarara uğrar mıyız? Bundan bir karım olur mu? Olmazsa selam verip de diyor selamın meş olmasın. Öyle bir noktaya geldik. Sen ver de karşılığı bak nasıl geliyor. Karşında öyle bir cömert sultan var ki yanında onun hazineleri verdikçe artar diyor, eksilmez. Sen bir kuluken o cömertliği yapıyorsun da seni Yaradan'ın cömertliğine bir karşılaşsan, vermenin hazzına bir varsak Allah nasıl dolduracak baksan. Allah o güzellikleri yaşamayı bize nasip etsin. Bizi burada böyle topladığı gibi cennette de Habibi'nin manevi sofrasında toplasın inşallah. Cennet ve cemaliyle cümlemizi şereflendirsin. Fatiha.